sorum. Selahattin Gürkan Beyefendi'ye mikrofona davet edelim. Sayın Başkanım, hoş geldiniz. Yedincisini yapmakta olduğumuz Melita'dan Battal Gazi'ye kültür, sanat, tarih, arkeoloji günlerinin Battal Gazi'mize ve Malatya'mıza ve kültürümüze hayırlı uğurlu olmasını temenni ederek konuşmama başlamak istiyorum. Tabii biz buraya öncelikle Kervansaray buluşmalarını başlattığımızda 2004 yılının Eylül ayı içerisinde bura kendi haline terk edilmiş mezbelelik izbe bir durumdaydı. Ve biz o temizliğe başladığımızda bu temizliğin ve Kervansaray buluşmalarının amacını şu şekilde ifade etmiştik. Demiştik ki, bir, vatandaşımızın tarihi ve kültürel mirasımıza sahip çıkma ilgi ve alakasını oluşturmak. İki, devletimizin ilgili ve yetkili organlarını bu konuda bu tarihi eserlerimize, sahipsiz ve kimsesiz de terk edilmiş bu tarihi eserlerimize sahip çıkmasını sağlamak. Ayrıca üçüncü amacı olarak da sivil toplum örgütlerinin bu tarihi eserlerimize, ecdat yadigarımıza yok olmaya yüz tutmuş bu kültürümüze tekrar sahip çıkmaları ve ayağa kaldırmaları noktasında bir grup dinamiği oluşturmak dedik. Allah'a şükür şuna memnuniyetle ifade ediyorum. Bugün uluslararası bazda yedincisini yapmış olduğumuz, normal şartlarda onuncusunu yapmakta olduğumuz bu kültür etkinliğimiz hakikaten Ankara'dan bu tarafta yapılan en büyük kültür etkinliği olarak karşısına çıkıyor. Bugün bunun mütevazı olmasının temel sebebi özellikle ülkemizin bir ateş çemberi içerisinde olması, komşularımızdaki olan bu mülteci akını ve sınır güvenliğimizdeki sıkıntılarımız ve terör hadiseleriyle bu festival boyutunu genel anlamda iptal ettik. Şehitlerimizin gelmesi ve terör hadisesi. Tabi bu vesileyle de terörü kınıyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Sahiplerine, yakınlarına başsağlığı da dilemeyi bir borç biliyorum. Hakikaten bu kutsal vatanımızın her karış toprağında şüheda kanı vardır. Bu memleketimize sahip çıkmamız lazım. Birliğimize, beraberliğimize, dirliğimize, düzenimize sahip çıkmamız gerekiyor. Bugün yedincisini uluslararası düzeyde yapmış olduğumuz ve onuncusunu yapmakta olduğumuz Kervansaray buluşmasının Eylül ayı içerisinde olmasının temel esprisi de budur. Niye Eylül ayı? Malatya tarihi itibariyle baktığımız zaman geçmiş tarihi itibariyle hakikaten insanlık tarihiyle özleşmiş ve Türk İslam tarihiyle de taşlandırılmış bir memlekettir. İnsanlık tarihinin ilk medeniyet tohumlarının atıldığı yer Battal Gazi ilçesidir. Yani Caferöy, Aslantepe'dir. Türk İslam tarihinde de Anadolu'nun fetih sürecinin hem ilmen bilmen hem de hakikaten aklerle yapılan fetih süreci de gene Malatya Sancağı'nda organize edilmiştir. Onun için Malatya hem Türk tarihinde hem İslam tarihinde hem de insanlık tarihinde önemli bir merkezdir. Ve 1101 yılında bir daha düşman eline geçmemek üzere bizim hakimiyetimize geçmiş ve bu topraklar 1101 yılından beri de huzur, barış ve güven içerisinde insanların birbirini sevdiği o manevi ve uhrevi hava içerisinde birbirleriyle dayanışma içerisinde olduğu huzur içerisinde yaşanılan bir memleket durumuna gelmiştir. Tabii bu toprakların bu manevi ve uhrevi havası bu memleketin memleket olmasında, yurt olmasında emeği geçen o şehitlerimizin ve şühedalarımızın sayesinde olmuştur. Onun için bu toprakların kadrini, kıymetini bilmemiz gerekir diye düşünüyorum. İnşallah Malatya'mızda bu huzur ve güven ortamı Türkiye'mizin geneline de teşhim etmek kaydıyla bütün ülkemizin 780 bin kilometre karelik sınırında da ceylan edecektir diye düşünüyorum. Tabii şunu da ifade etme gereğini duyuyorum. Kervansaray buluşmaları bir namzet hadisedir. Yani bir
sembol olarak karşımıza çıkmaktadır. Esasında bizim amacımız Kervansaray buluşmalarıyla birlikte bütün medeniyetlerimize, uygarlıklarımıza ve kültürlerimize ve tarihten gelen o kültürel mirasımıza sahip çıkmanın temelini oluşturmaktadır. Bugün Allah'a şükür şunu ifade edeyim. Battal Gazi'deki tescil edilmiş tüm tarihi eserlerimizin ayağa kaldırılmış olması, Malatya'mızda ve Malatya'mızın sınırlarındaki başka ilçelerimizdeki tarihi eserlerimize sahip çıkılması, gerek Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, gerek de hükümetimizin bu konuda özellikle kültürel mirasımıza sahip çıkma noktasındaki politikaları çok büyük etkin olmuştur. Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Ahmet Çakır beyefendi şimdi konuşmasını yapmak üzere mikrofonu davet ediyorum. Güzel bir programda birlikteyiz. Gerçekten bu tür etkinlikler özellikle tarihimizi bilmemiz adına, medeniyetimizi ve kültürümüzü bilmemiz adına çok çok önemli. Bunun birçok önemi var. Bu belki en önemlisinden bir tanesi. Tabii ki şehrimizin gelişmesi, kültürel hayata etkisi çok çok önemli. Sadece belediyeciliği, belediye bütün hizmetlerinin dışında biraz daha tarihle, geçmişle bağları, değerlerimizle bağlarını güçlendirecek bu tür etkinliklere de önem verilmesi gerekiyor. Bu yüzden de Battal Gazi Belediye'miz yıllardır süren bu güzel programı her yıl farklı içeriklerle devam ediyor. Dolayısıyla Malatya'mızın en önemli değerlerinden bir tanesi, coğrafi güzelliği kadar, kayısı kadar, yetiştirmiş olduğu insanları kadar ve bu medeniyetlerin üzerinde onlarca medeniyet geçmiş bu toprakların bırakmış olduğu izlerin takip etmemiz, günümüze taşımamız ve geleceğe taşımamız anlamında çok çok önemli. Dolayısıyla bizler tabii büyük şehir olduktan sonraki süreç içerisine de baktığımız zaman her bölgemizde aslında çok önemli değerlerimiz var, kıymetlerimiz var. Bunların gün yüzüne çıkarılması gerçekten önemli. Bu anlamda Battal Gazi'miz şanslı bir bölgemiz. Çünkü geçmişten beri buranın üzerinde çok önemli çalışmalar var. Marcella Hanım burada, ona teşekkür ediyoruz bütün Malatyalılar adına. Çok önemli çalışmaları, belki dünya mirasına sahip çıkacağı o güzel değerleri gün yüzüne çıkarmada çok büyük emekleri var. Ve ben bütün ekibine de teşekkür ediyorum. Tabii burası çok önemli bir tarih havzası. Bunu bütünüyle birleştirmemiz gerekiyor. Büyükşehir'in avantajlarından bir tanesi genel olarak planlanması. Yani şehrin bütün imarının, altyapısının, ulaşımının planlandığı gibi, doğal güzelliklerinin tanıtılması adına planlar yapıldığı gibi, inşallah bütün bölgelerin, bütün tarihi değerlerin de bir bütünlük içerisinde, bir plan içerisinde hem tarihe kazandırılması, günümüze kazandırılması hem de bunun tanıtılması çok önemli. Buraların yaşatılması önemli. Sadece onarmak da yetmiyor. Bunların içerisine işlevsel böyle hareketlilik getirecek alanların oluşturulması gerekiyor. Bu açıdan Kervansaray'ı gördüğünüz zaman şu anda adeta yaşayan bir tarih şekline döndü. Sadece burayı onarıp bu onarmayla bıraksaydınız aslında bunu çok da günümüze kazandırmış anlamı çıkmıyordu. Bu vesileyle de buna da dikkat edilmesi gerekiyordu. Ben sözü çok uzatmayacağım. Başta Battal Gazi Belediye Başkanım ve ekibine teşekkür ediyorum. Bu güzel programı yapmalarından dolayı. Özellikle büyük şehir olduktan sonraki yapılan çalışmalar gerek Yeşilyurt'ta gerek Battal Gazi'mizde gerçekten göz doldurmaya başladı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Efendim müsaadenizle çalışmalarınızda başarılar dilerim. Malatya Milletvekili Mustafa Şahin. İl dışında olduğumdan dolayı programınıza katılamayacağım etkinliğinizi tebrik eder. Gerçekten Battal Gazi Belediye Başkanımızın girişimleriyle ve öncülüğüyle başlatılan Kervansaray buluşmaları altındaki kültür etkinlikleri Malatya'mıza katmış olduğu değerle, Türkiye'mize katmış olduğu değerle önemli bir etkinliktir diye düşünüyorum. Bu etkinliğin bu yıl festival boyutunun iptal edilmesi de ayrıca takdire şayan diye düşünüyorum. Gerçekten şehit verdiğimiz ülkemizin bu zor sürecinde bizlerin olayın festival boyutuyla ilgilenmemiz veya o boyutta kalmamız bize yakışmazdı. Bu noktada belediye başkanımıza ve ekibine de bu duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum. Şehitlerimize de Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Değerli hemşerilerim,
özellikle biz kadim medeniyetimizden aldığımız aldığımız yetki ve inançla gerçekten o kadim medeniyeti günümüze taşımanın mücadelesini verirken kendi kültürümüze, kendi değerlerimize yabancı kalmamızı da hiç kimse bizden beklememesi gerekir. Bizler kendi geçmişimize sahip çıkarak, kendi eserlerimize sahip çıkarak, onu günümüze taşıyarak, onu taşımakla da kalmayıp içinde yaşatarak biz gençlerimize, yeni neslimize ve gelecek nesillerimize aktarmamız en azından bizim insani ve vicdani sorumluluğumuzdur diye düşünüyorum. Battal Gazi'de gerek hükümetimizin, gerek vakıflar müdürlüğümüz, genel müdürlüğümüzün, gerek belediyemizin ve Battal Gazili hemşerilerimizin bu değerlerimize sahip çıkması, bunları koruması, bunların içerisinde aslında uygun etkinlikler düzenlenmesi, anması da bizleri gerçekten mutlu etmektedir. Tarihi değerlerimizi gün yüzüne çıkartıp, hayatın içine sokarak, hayatın içinde insanlarımızın hizmetine sunan Battal Gazi Kaymakamlığımız ve Belediye Başkanlığımızın çalışmalarına çok teşekkür ediyoruz. Tarihimize sahip çıkmak, Türk milleti olarak bizim en temel görev ve vazifelerimizden birisi. Tarihi eserlerimizi biraz önce konuşmacı arkadaşların da ifade ettiği gibi tarihi eserlerimizi restore ettikten sonra onları hayatın içerisine sokmak, hayatın içerisinde onları bir yer vermek de çok önemli bir şey. Dolayısıyla bu manada Kervansaray buluşmaları, 7.'si düzenlenen Kervansaray buluşmaları münasebetiyle burada var olan tarihi eserimizi vatandaşlarımızla sosyal ve kültürel faaliyetler kapsamında buluşturmuş oluyoruz. Bu programda geçmişte ve günümüzde emeği geçen bütün arkadaşları tebrik ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda nice festivaller, nice kervansaray buluşmaları yapmak ümidiyle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun. Evet.
Dış dükkanlardan bir defa kullandık.